Ekranları başında bulunan herkese merhabalar. Bugün bayramın ikinci günü. Bu vesileyle Task TV izleyicilerin bayramını da buradan kutluyorum. Amerika gündeminde yine Hakan Çopur'la birlikte Washington'dan haftanın öne çıkan olaylarını değerlendireceğiz. Hakan, merhabalar, sana da hayırlı bayramlar. Teşekkür ederim İslam abi. Ben de herkesin bayramını tebrik ediyorum. İnşallah daha güzel bayramlara kavuşmayı da niyaz ediyorum. Bugün özellikle oradaki tüm kardeşlerimize selam ediyorum, bayram tebrik ediyorum. Evet, aslında geçen hafta bayram günü bayramı konuşur muyuz, Ramazan'ı konuşur muyuz, biraz daha siyasetin politikanın dışına çıkar mıyız diye konuşuyorduk. Ama bu hafta hepinizin de bildiği gibi yine bir İsrail kulesi gibi önce Aksa'da saldırı oldu, Mescid-i Aksa'da. Şu anda Gazze'ye yönelik saldırılar devam ediyor. Bunu konuşacağız bugün. Çok önemli bir konuğumuz da var. Taha Kılınç, gazeteci, yazar, araştırmacı, seyyah. Hangi sıfatını söyleyeceğim bilemiyorum ama özellikle Orta Doğu ve Kudüs üzerine kitapları var, araştırmaları var. Taha Kılınç, hoş geldin. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Evet, ben seyircilerimize ufak bir not düşeyim. Taha Kılınç'la 10 yıl öncesine New York günlerine kadar tanışıyoruz. Ben onun için kendisine izniyle biraz resmiyeti kaldırıp her zaman olduğu gibi programda ismiyle hitap edeceğim. Onun için seyircilerimiz lütfen saygısızlık olarak anlamasın konuğumuza yönelik. Taha, bu kısa açıklamadan sonra hemen konuya girelim. Filistin'de neler oluyor? Sizin ifade ettiğiniz gibi önce tabii herkesin bayramını ben de tebrik ediyorum inşallah. Hakan kardeşim dediği gibi daha güzel bayramlara nasip olsun hepimiz için. Tabii hani sizin de girişte ifade ettiğiniz gibi yani Orta Doğu coğrafyası hakikaten öngörülemez bir coğrafya. Yani herhangi bir noktada bir patlama anına bakıyor her şey ve o fitil ateşlendikten sonra da tabii söndürmek için epey bir çaba göstermek gerekiyor. Onun için epey bir bedel de ödeniyor. Şimdi tabii 1967'de İsrail Doğu Kudüs'ü, Batı Şeria'yı ve işte çevresindeki Arap ülkelerinin en stratejik bölgelerini işgal edip eline geçirdikten sonra aslında bugün yaşanan şeyleri aslında adım adım hazırlamış oldu. Yani bir taraftan işgal politikasını sürdürdü, bir taraftan 1967'den sonra hemen illegal yerleşimleri başlattı. Proje olarak El Halil'de bir taraftan süreç devam etti, bir taraftan Batı Şeria'da, bir taraftan Doğu Kudüs'te. Ve nihayet işte geçtiğimiz haftalara kadar Kudüs'ün üç önemli noktasında kuzeyde Şeyh Cerrah Mahallesi, ortada Mescid-i Aksa yani Kudüs, tarihi Kudüs içindeki Müslümanlara ait mekanlar ve nihayet güneyde de Silvan Mahallesi. Buralar 1967'den beri ama özellikle de son 15-20 yıldır Kudüs'ün en sıcak, en gerilimli noktaları. Yani Kudüs'ler zaten bu üç noktada kendileriyle ilgili sürekli bir provokasyonun yapıldığını, işgalin bu noktalarda sürekli olarak bir süreci başlatmanın peşinde olduğunu, sürekli olarak o noktaları kaşıdığını zaten biliyorlardı. Bir de hepimizin çok iyi bildiği yakın geçmişte yaşanmış trajik bir tecrübe var Filistin söz konusu olduğunda. 25 Şubat 1994'te sabah namazı sırasında El Halil'de Halilur Rahman Külliyesi'nde gerçekleştirilen o korkunç katliam, Baruch Goldstein isimli New York'tan gelip El Halil'e yerleşen bir Yahudi yerleşimci cemaatin üzerine ateş açmıştı otomatik silahla malum ve 29 Filistinli orada katletmişti. Tabii olaydan sonra İsrail ya bu şehirde çok fazla gerilim oluyor. Bu kadar şeye gerilimi El Halil kaldıramaz falan filan diyerek önce şehri 6 ay girişi çıkışa kapattı. 6 ayın sonunda da bahsettiği bu sözde gerilimi ortadan kaldırmak için yani kendi ifadelerine göre El Halil'deki Halilur Rahman Külliyesi'ni ikiye böldüler. Bir tarafını Yahudileri sinagog olarak verdiler. Bir tarafında da Müslümanların ibadetleri bugün de hala devam ediyor. Tabii Filistin'in hafızasında 25 Şubat 1994'te yaşanan bu El Halil katliamı ve sonrasında Halilur Rahman Külliyesi'nin ikiye bölünmesi çok derin izler bıraktı. Bugün o yüzden Filistin'de özellikle de Kudüs'te Mescid-i Aksa ile ilgili herhangi bir adım attığı zaman İsrail toplum çok hızlı bir şekilde reaksiyon veriyor. Çünkü herkesin hafızasında şu tehlike var. Acaba günün birinde Mescid-i Aksa içinde El Halil'deki Halilur Rahman Külliyesi'nin başına gelenler yaşanabilir mi? Adım adım bunun yaşanması için İsrail'in her şeyi yaptığını da biliyoruz. Her türlü provokasyonu yaptığını ve her türlü bunun yolunu açtığını da biliyoruz. Ben 2017'de 15 Temmuz'un tam birinci yıl dönümüydü hatta oradan da hatırladığım bir süreçtir o. İsrail
Mescid-i Aksa'nın kapılarına elektronik detektörler yerleştirmek için yine bir provokasyon peşine düştüğünde yine şehirdeydim, yani denk geldi. O seyahatimiz o sürece denk geldi. Orada da mesela yani şehir halkının niçin yani bu konuda böyle tetikte olduğunu çok daha rahat gözlemlemiştim. Çünkü yaşanmış bir tecrübe var. Yani ikiye bölünmüş büyük bir İslam mabedi var ve şu anda oranın yarısı sinagog. Bu yönüyle şu anda şahit olduğumuz gerilimler ve nihayet işte Gazze'ye bir bahaneyle girilmesi ve işte saldırıların, bombardımanın hala devam ettiği şu günlerde aslında bir birikimin neticesini görüyoruz. Yani bu birikimde maalesef işte işgalin direkt sonuçlarının insanlarda meydana getirdiği öfkeyi, ümitsizliği, çıkmazı, kördüğümü gösteriyor. Ama sadece, hani bilmiyorum, belki bunu da konuşuruz. Yani bu kördüğüm, bu çıkmaz sadece Filistin toplumu için söz konusu değil elbette. İsrail toplumu da en az Filistinliler kadar kendi içinde çok ciddi bir takım sıkıntılar yaşıyorlar. Hani işgal edilen tarafın sıkıntı yaşaması normalken, işgal eden tarafın böyle gerilim ve sıkıntı yaşaması da hakikaten dikkate değer bir husus. Şunu sorabilir miyim İslam abi, müsaade edin. Şimdi biz aslında tabii Amerikan medyası, yabancı medya anlamında baktığımız zaman bu olaylara kadar özellikle İsrail Başbakanı Netanyahu ile ilgili işte iddialar, görevinden alınması ile ilgili o yürütülen soruşturma, seçim, zaten 5. seçime hazırlanan bir ülkeden bahsediyoruz son 2 yılda. Hani İsrail içerisindeki o siyasi karmaşa ve özellikle Netanyahu ne diyelim üstündeki kara bulutları sık sık her gün konuşuyorduk. Tam da üstüne bu geldi. Pek çok kişi şunu da söylüyor. Yani evet, bunun arkasında tarihi bir birikim var. Bu provokasyonlar, bu olaylar hani yeni değil, ilk kez olmuyor. Fakat hani güncel durumdaki o siyasi sıkışmışlığın da bir etkisinin olduğunu hani herkes bir şekilde okuyor. Evet. Bunda ne söylemek istersin? Ben de tamamen öyle okuyorum. Yani bugün yani senin de ifade ettiğin gibi, yani 2 yıl içerisinde 4 defa seçim yapıp hala hükümet kuramamış bir ülkeden bahsediyoruz. Yani aslında İsrail başından beri, yani bizim özellikle hani Müslüman dünyada, Türkiye'de de hani bu var. Yani İsrail'i şöyle hayal ediyoruz. Yani yekpare bir güç. Ya da işte böyle her türlü işte güçle donanmış, Siyonistlerden tamamen oluşan, kendi içinde Arapları ya da Filistinleri yok etmeye odaklanmış böyle dev bir buldozer gibi tasavvufta hayal ediyoruz İsrail'i. Ama şu yaşanan olaylar ve ondan önceki yıllarda sürekli olarak tekrarlanan birçok iç gerilim şunu gösteriyor ki İsrail toplumu gerçekten parçalanmanın eşiğine doğru giderek sürükleniyor. Ben zaman zaman hani gazetedeki yazılarımda da bundan bahsetmeye çalışıyorum. Biraz da hani meseleyi biraz daha farklı yönden bakmaya çalışalım diye. İsrail'in 3 tane baş belası var kendi içinde, yani Filistinlerle muamelelerinde vesaire falan filan, Arapları hiç katmadan İsrail için söylüyorum. Birincisi, kast sistemini andıran bölünmüşlükler, şeyler, dereceler. İşte Aşkenaziler, en tepede Seferatlar, Mizrahiler, aşağıda da işte Etiyopya'dan böyle takım takım toplayıp getirdikleri, o falaş dedikleri siyahi Yahudiler var. Yani bunlar tabii kendi aralarında çok ciddi böyle birbirine karşı da hınçla dolu sınıflar olduğu için birinci yumuşak karnı bu. İkincisi, seküler dindar Yahudi ayrımı. Yani bu da gerçekten İsrail'de iç siyaseti, hukuk sistemini, bütün devletin aldığı bütün kararları, koalisyon hükümetlerinin kuruluş biçimini, hangi koalisyon hükümetinde hangi partinin hangi bakanlığı alacağına kadar hepsini etkileyen bir unsur. Üçüncüsü de yerleşimcilerin yarattığı terör. Biliyorsunuz yerleşimciler özellikle 1967'den sonra başta da ifade ettiğim gibi Filistin topraklarını kolonyalize etmek için, yani bir kolonyal bir güç gibi kullanılan bir argüman. Ama bu yerleşimciler öyle bir noktaya geldi ki 4 Kasım 1995'te İsrail'de bir Yahudi tarafından öldürüldü. Yigal Amir, Isaac Rabin'i 4 Kasım 1995 akşamı Tel Aviv'in göbeğinde vurarak öldürdü. Yani Rabin suikastı ilk işlendiği zaman herkes otomatik olarak şey demişti, herhalde bir Filistinli öldürmüştü. Hayır, cevap çok sürprizdi. Bu bir yeterince Filistinlilere karşı sert olmadığı gerekçesiyle ve yeterince işte İsrail'e ya da Yahudilere sahip çıkmadığı gerekçesiyle. Şimdi böyle suçlanan bir başbakanın siciline bakıyor. 1967'de Kudüs'ü işgal eden komutanlardan bir tanesi. 1987'de patlak veren birinci intifada sırasında New York Times'ın bile manşetine kemik kıran Rabin diye çıkacak kadar insafsız bir genelkurmay başkanı ve Milli Savunma Bakanı. Ve nihayet her şey böyle tamamen denendikten sonra özellikle Hamas'ın da 1987 kurulmasıyla Filistin'i tek başına kontrol edemeyeceğini fark edince Filistin Kurtuluş Örgütü o Arafat çizgisini yanına alarak bir çıkış aramaya çalışan bir Rabin.
Hani başından sonuna kadar bir barış güvercininden de bahsetmiyoruz. Ama bu çizgideki bir başbakan bile yerleşimciler tarafından şöyle algılandı. Bu adam Yahudi davasını, Siyonizmi satıyor. Bunu bu şekilde söylediler. Yerleşimcilerin tabii böyle bir terör potansiyeli olduğu ortaya çıkınca bir başbakanı öldürecek kadar bir Yahudi, hem de Siyonist, katı Siyonist bir Yahudi başbakanı öldürecek kadar tabii İsrail'de birçok şey tekrar şekillendi. Yani yerleşimcilere karşı. Yani evet, bunları bir taraftan işgali sürdürmek için bir argüman olarak kullanıyoruz. Evet, ama bir taraftan da kendi elimize bir canavar yaratıyoruz. Ama çok enteresandır tarihin böyle dönüşleri. İlginç, 1996'da yani Rabin öldürüldükten hemen birkaç ay sonra baharda düzenlenen ilk seçimde başbakanla Benjamin Netanyahu geldi. 99'a kadar Netanyahu ilk dönem başbakanlık yaptı ve Netanyahu kendisinden önceki başbakan bir yerleşimci tarafından öldürülmüş bir başbakan olarak yaptı ilk görev süresini. Yani şunu biliyor Netanyahu, yerleşimcilerde beğenmedikleri Yahudi bir başbakanı öldürecek bir potansiyel var. Sonra 2009'daki ikinci başbakanlığından günümüze kadar, 2021'e kadar ki hala yani resmiyette başbakan, bu silüet Netanyahu'nun üzerinden silinmedi. Bütün her şeyinde, bütün adımlarında bunu gördük. Ve nihayet işte kendisinin hakkında açılan yolsuzluk davaları ayrı, karısının yolsuzluk davaları ayrı, ailesinin, oğullarının falan hepsinin böyle cümbül cemaat girdikleri bir sürü davalar falan var. Eğer bu son gerilim olmasaydı biz şu anda Netanyahu'nun kaç yıl hapis yatacağını konuşuyor olacaktık. Acaba hangi davadan kaç yıl yatar? Ama şu anda bakınca yani Netanyahu aslında tam böyle istediği ortam, atmosfer oluşmuş oldu şu anda İsrail'de. Yani İsrail devlet hakkında maalesef bu çok yaptığı bir şeydir. İşte Araplar, Filistinliler bizi boğmak istiyorlar. İsrail'in varlık hakkına bunlar saygı duymuyorlar. İsrail'i yok etmek istiyorlar. İsrail'i ateş altına almak istiyorlar. Biz de birlik olmazsa, kendi içimizdeki kavgalarla uğraşırsak Araplar bizi yiyecek falan filan gibi. Bir de bu son olaylarında bir şöyle bir farkı da oldu. İsrail içindeki Arap şehirleri, işte Akya başta olmak üzere, işte Lod ile olarak telaffuz ettikleri Lid şehri, Tel Aviv yakınlarında, tabi buralarda, sokaklarda Araplarla Yahudiler arasında arbede yaşandı. Şimdiye kadar hep şöyle deniyordu. İşte İsrail Orta Doğu'nun en demokratik ülkesidir. Kendi içindeki Araplara haklarını son derece güzel vermektedir. İşgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs, Gazze gibi yerlerde de teröristler yüzünden barış sağlanamamaktadır diyordu İsrail. Ama şu görüldü, kendi içinde de çok ciddi bir potansiyel var ve bu potansiyel patlamaya hazır. Yine işte Yahudilerin linç ederek sokakta ağır komalık ettikleri insanları bu süreçte izledik. Yani sokaklarda arabaları durdurup içine insanları çekip böyle linç ederek falan. Yani her yönden İsrail toplumunun da tam böyle patlamaya hazır bir bomba olduğunu bu süreçte birlikte temaşa etmeye başladık. Şimdi Taha, bu özellikle son ifade ettiğin yorumlar bence çok anlamlıydı. Şu an değil, genel olarak İsrail'de işte bu low intensity war dedikleri düşük yoğunluklu bir savaş. Bu da İsrail devletinin bir anlamda kendi politikası, varoluş politikası olarak değerlendiriliyor. Bu şekilde yorumlar yapılıyor. Bu da kendi içinde o bahsettiğin o farklı Yahudi grupları bir arada tutmak için o savaş psikolojisinde. Şimdi bu son gerginliği de buna bağlıyorlar. Yine İsrail Batı'ya işte Hamas'la savaştığını, terörizmle savaştığını, kendi güvenliğin tehlikede olduğu algısını oluşturmaya çalışıyor. Ama diğer taraftan ilginç bir şekilde, yani Ramazan ayı gibi kutsal bir ayda, Kadir Gecesi gibi Müslümanlar için çok önemli bir gecede İslam aleminde tahrik edebiliyor. Yani bu böyle kontrol değil, sanki kasıtlı olarak yapabiliyor. İsrail gerçekten yani Mescid-i Aksa'daki tahrikleri, daha sonra Gazze'deki bu bombardımanla nereye ulaşmak istiyor? Yani şimdi şöyle bir şey var benim gözlemlediğim. Şimdi ben tabii hani zaman zaman bölgeye seyahat de ediyorum. Yani Kudüs'e de özellikle işte pandemi öncesinde de hani yasaklara kadar çok sık, bazen haftada iki defa gidiyordum. Benim her böyle gidişimde gözlemlediğim bir şey var. İki tarafta da zaman zaman enerji birikiyor. Yani böyle Filistinlilerde o öfkeyi dışarı çıkarabilecekleri bir yer yok. Yani siyaset yapma imkanları yok. İşte bundaki Yahudilere karşı, işgale karşı bir şey yapma imkanları yok falan filan. Bu psikolojik olarak bir ağırlık oluşturuyor. Öbür taraftan da tabii işgalin mesela hani devam etmesi, bir taraftan işte Mescid-i Aksa'nın kapılarında otomatik silahlı askerler nöbet tutuyor falan filan. Hani bir yerden sonra iki tarafta böyle karşılıklı olarak o biriken enerjiyi atıyor. Yani bunun için böyle bazı vesileler oluyor. Bir de şöyle bir şey de gözlemliyorum ben. Özellikle Gazze'ye yapılan bazı saldırılarda
İsrail Gazze'nin de saldırı potansiyelini bu anlamda test etmek istiyor. Yani bir tarafıyla böyle aslında bu savaşlar ya da bu şu anda gördüğümüz çatışmaların işin o tarafıyla da belki düşünülmesi gerekir. Mesela Hamas'ın elinde ne var tam olarak? Ya da işte ben İslam dünyasına dair mesela şunları şunları yaparsam kim nasıl tepki gösterecek? Bununla ilgili bir test süreci var. Bir de Kudüs'le ilgili şöyle bir şey de var. Özellikle Trump'ın bu 100 yılın anlaşması olarak dünyaya lanse edilen bu Filistin barış, tırnak içinde söylüyorum tabii ki o barışı, süreciyle ilgili. Şimdi 1994'te Ürdün ile İsrail arasında imzalanan barış anlaşması ile birlikte Mescid-i Aksa ve çevresinin fiili kontrolü, yani resmen İsrail işgal ediyor olsa da kontrol Ürdün'e verilmişti. Yani Ürdün Krallığı Mescid-i Aksa'daki imamların işte maaşlarına kadar, oradaki vakıf hizmetlerinin yürümesine, etraftaki bütün dirlik düzenine ve Doğu Kudüs'teki bütün Müslüman mekanlarının yönetimine dair bir güç elde etti. Şimdi tarihsel olarak hani geriye doğru baktığımız zaman biliyorsunuz Müslümanlılar olarak bizim 3 tane kutsal mescidimiz var. Yani 3 tane hani mescit dediğimiz tarihsel olarak. Birincisi Mescid-i Haram yani Kabe. İkincisi Mescid-i Nebevi. Çok enteresan tarihi bir nüans var burada. 1925'te Suudiler, işte şimdiki Suudi Arabistan 32'de bağımsızlığını kazanmadan önce Mekke'yi ve işte civarını ele geçirince Kral Abdülaziz, Şerif Hüseyin ve ailesini Arap Yarımadası'ndan çıkardı. Yani 1925'te aslında şu andaki Ürdün Haşimi Krallığı'nın Suudilerle bir hikayesi doğdu. Hani tatsız bir hikaye bu. Ve Suudiler, işte çok ayrıntılı tafsilatına girmeye gerek yok. Hani konumuz da o değil, vakit de çok müsait değil. Ama aslında kaybettikleri bir şey oldu manevi anlamda. Mekke ve Medine'nin kontrolü. O çünkü çok büyük bir prestij işi o. Ama çok enteresan, tarihin geldiği süreç içerisinde İslam'ın 3. mescidinin kontrolü 1925'te Suudilere diğer iki mescidin kontrolünü kaptıran hanedan eline geçmiş oldu. Yani Ürdün Krallığı Orta Doğu içerisinde ne petrolü olan ne böyle kritik bir işte ticaret yolları üzerinde bulunan ne de başka herhangi bir önemli kozu olan bir ülke değilken, yani Orta Doğu'nun en küçük ve en güçsüz ülkelerinden bir tanesiyken bir anda Mescid-i Aksa'nın himayesi, hamisi olmak gibi yani cürminin çok üzerinde bir role kavuşmuş oldu. Yani terazinin bir kefesine yani Mescid-i Harami, Mescid-i Nebevi'yi koyduğumuzda manevi anlamda ve siyasi anlamda söylüyorum. Öbür tarafında Ürdün Krallığı gibi böyle hani Suudilerin eski rakibi ve yani İrak'ta mahalli olmayan bir ülke yerleşmiş oldu. Şimdi 2017'den bu yana yani Trump'ın başa gelip de 100 yılın anlaşması olarak işte kotardıkları bu yeni süreçte o anlaşmanın arka plandaki hedeflerinden bir tanesi de Ürdün'ün bu rolünü Suudi Arabistan'a Birleşik Arap Emirlikleri'ne devretmek vardı. Ben bu noktayı çok önemsiyorum çünkü geçmiş haftalarda Ürdün'de malumunuz bir darbe girişimi ve işte Prens Hamza'nın işte içinde olduğu bir süreçten falan bahsedildi. Bunlar yaşandı falan ve zaman zaman da hani özellikle işte Kral Hüseyin döneminde de Kral Hüseyin 10'dan fazla suikast girişimi atlatmıştır bütün yönetim boyunca. Hepsini birbirine eklediğimiz zaman aslında Arapların kendi aralarında da bir hakimiyet ve hegemonya mücadelesi var. Tabii Filistin davası dediğimiz zaman Filistin davasına ilgi duyan tek ülke bu iki ya da üç ülke değil. İran var. Şu anda Hamas'ı çok ciddi bir şekilde destekliyor. Türkiye var. İşte Türkiye'nin durduğu yer malum. Gazze'yi İsrail'le birlikte koordine ediyor. Şimdi bütün bu süreçte aslında Kudüs'te yaşanan bütün bu gerilimi, bütün bu İsrail'in ısrarlı bir şekilde işte sizin ifade ettiğiniz o tahrikleri ısrarla kaşımasının belki arka planında Ürdün Krallığı üzerinden Arap dünyasına ve İslam dünyasına şu mesajın verildiğini de söyleyebiliriz. İşte ey Kudüs halkı, ey Araplar, Kudüs'teki bu statük artık değişmeli. Bakın işte hani Kral Abdullah ya da Ürdün bunu yapamıyor, beceremiyor. Yeni bir bakış açısı gerekir. Bunu söylüyorlar zaten. Yeni bir mantıkla meseleyi ele alalım falan. Tabii eş zamanlı olarak Birleşik Arap Emirlikleri'ne bağlı vakıfların özellikle Doğu Kudüs'te ve Mescid-i Aksa'nın çevresinde yani Sur içi Kudüs'te çok seri bir şekilde mülk satın aldıklarını ve bu mülklerden bazılarını da bazı Siyonist vakıflara devrettiklerini artık şu anda biz delilleriyle biliyoruz. Bu bir komplo teorisi değil. Bunların şu anda bütün kanıtları da artık ortaya çıkmış durumda. Yani Kudüs özelinde bir de meselenin Arapların kendi aralarındaki ihtilafları ilgilendiren bir boyutu da var. Hani belki hani sorunuzun cevaplarından bir tanesi bu olabilir. Evet. Hakan sorun var mı? Aslında belki biz birazdan devam edeceğiz ama Taha Hocam uğurlamadan önce şunu da sormak isterim.
Hani bölgedeki durumu, işte Arapların kendi içindeki durumu ve İsrail'in durumunu sosyolojik boyutuyla birlikte de hatta konuştuk. Bir de tabii ki uluslararası, özellikle başta ABD olmak üzere uluslararası kamuoyunun yaklaşımı var. Hani şu anda gözüken şey bu konuda yine en aktif bir şekilde çabalayan ülkelerin başında Türkiye geliyor. Tabii ki başka ülkeler de var, inisiyatif almaya çalışan, bu konuda gayret gösteren ülkeler de var. Hani o başka bir mevzu ama özellikle burada ABD'nin mesele yaklaşımı, meseleyi hani dillendirme biçimi, kullandığı kelimeler, seçtiği kelimeler vesaire. Bununla ilgili düşüncen nedir üstad? Yani bizde şöyle bir algı var işte, demokrat başkanlar barışçıdır, cumhuriyetçiler savaşçıdır. Yani işte demokrat başkanlar Orta Doğu'ya barış getirmiştir. İşte Jimmy Carter 79'da Mısır'la İsrail'i barıştırdı. Sonra işte Clinton geldi 94'te Ürdün'le Şimdi yani uygulamaya baktığımız zaman tabii meseleler çok farklı şekilde de okunabilir. Yani işte Joe Biden Trump'tan sonra Arap dünyasının ben o dönemki sevincini hatırlıyorum. Geçen sene Biden seçildiği zaman ya demişlerdi işte çok şükür Trump'tan kurtulduk. Ama şimdi görülüyor ki aslında ana statüko, ana olarak işte cumhuriyetçi ya da demokrat kim gelirse gelsin işte İsrail ilişkiler noktasında da özellikle devam eden bir çizgi var ve bu çizgiye bakınca işte Biden'ın dünkü açıklaması, önceki günkü açıklaması, tekrar eden Beyaz Saray sözcülerinde sürekli açıklamaları geliyor. İsrail'in kendisinin savunma hakkı olduğuna inanıyoruz. İşte Beyaz Saray sözcüsüne peki Filistinlerin kendisinin savunma hakkı yok mu dendiğinde de ayrıntıları takip ediyoruz falan diye geçiştiriyorlar. Maalesef bunlar hani İslam dünyası olarak aşinası olduğumuz, yabancısı olmadığımız tavırlar. Taha Kılıç, çok teşekkür ederiz vakit ayırdığın Teşekkür için. Diline, yüreğine ederim. sağlık. Tekrar hayırlı bayramlar diliyorum buradan. Çok Çok sağ sağ ol. Görüşmek üzere diyorum. olun. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Evet Hakan, aslında sorumu çaldın. Son soruyu ben biraz sana soracaktım. Özellikle Washington'da, başkente, bu Filistin'deki İsrail saldırılarına karşı durum nedir? Biliyoruz yani çok tepki yok. Aslında Trump'tan sonra çok fazla değişen bir şey yok. Böyle bir hayal kırıklığı da var. Ama demokratların içinde özellikle bu progresif demokratlar dediğimiz yeni nesil bunlar biraz toz kaldırmaya çalışıyor. Farklı bir ses çıkarmaya çalışıyor, getirmeye çalışıyor. Washington'da durum nedir? Bunu da senden alalım. Evet, İslam abi tabii Taha Kılınç biraz cevap verdi ama biz burada yerinde takip eden kişiler olarak bir iki cümle etmiş olalım. Şimdi çok net şunu söyleyebilirim. Gerçekten de Trump'tan sonra Biden seçildiğinde burada işte Amerikalı Müslüman gruplarla görüştüğümüzde hepsi şey diyordu. Yani Trump'tan kurtulduk, bundan sonra her şey daha güzel olacak. Yani belki dört dörtlük olmayacak ama pek çok konuda biz Biden'ın yönetimiyle iyi bir şekilde anlaşırız diye. Çok ümitlilerdi, mutlulardı açıkçası. Şimdi belki Amerika içindeki Amerikalı Müslümanlarla ilgili konularda Biden yönetimi tabii ki Trump dönemine kıyasla pek çok şeyi kolaylaştırmıştır, önünü açmıştır. Bir takım yasak. Filistin konusunda, Kudüs konusunda, Gazze konusunda Biden yönetiminin şu ana kadar vermiş olduğu imtihanın aslında Trump'tan hani çok da bir farkı olmadığını düşünüyorum. Hani kıyaslayınca hayal ediyorum Trump olsaydı, Trump'ın ne diyelim işte Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bugün konuşuyor olsaydı, belki söylem olarak bu demokrat yönetim kadar tırnak içerisinde kullanıyorum yumuşak olmazdı bazı konularda. Hani bir takım şeyleri yine tırnak içerisinde kullanıyorum. İşte yuvarlamaya hatta kıvırmaya çalışmazdı. Belki daha farklı şey yapardı. Fakat bir eylem olarak, İkincisi de gerçekten İsrail'e verdiği net destek konusunda Biden yönetimi hani çok da Trump'ı aratır bir noktada değil. Burada iki tane mesele var aslında. Birincisi Biden yönetimi ilk günden itibaren özellikle ilk Hamas roketinin düştüğü günden itibaren çok net olarak bütün açıklamalarının başına şunu getiriyor, koyuyor. Diyor ki İsrail'e işte birçok yerden roket atılıyor. İsrail'in kendini savunma hakkı vardır. Şimdi siz zaten bu cümleyi en başta koyduğunuz zaman şunu demiş oluyorsunuz, şu mesajı vermiş oluyorsunuz. Sizin bana orada işte ölen Filistinlerle ilgili ya da İsrail'in saldırıları ile ilgili ya da ne bileyim yaralananlarla ilgili soracağınız her soru aslında bir şekilde İsrail'in kendini savunma hakkıyla ilişkilendirilebilecek, o şemsiye altında kullanılabilecek bir şey demiş oluyorsunuz. Yani baştan bir set koyuyorsunuz. Diyorsunuz ki İsrail şu anda ne yaparsa yapsın, belki orada olanları tartışabiliriz başka bir şey ama
İsrail kendini savunuyor, ra geliyor cümle. Böyle bir sorun var. İkincisi de hani biz de bunu bütün briefinglerde elimizden geldiğince hani sormaya çalışıyoruz, zorlamaya çalışıyoruz. Hatta Amerikalı bazı gazeteciler Beyaz Saray'da, Dışişleri Bakanlığı'nda bunu net bir şekilde sormaya çalışıyorlar ve almak istedikleri cevap şu. Diyorlar ki şu ana kadar işte Filistinli olarak 80 kişi öldü, 100 kişi öldü, 15 çocuk hayatını kaybetti, 20 kadın hayatını kaybetti, aileler hayatını kaybetti. Bu saldırıları kınamayacak mısınız? Yani aslında tek bir kelimeden bahsediyoruz. ABD yönetiminden herhangi bir yetkilinin İsrail'in saldırılarını kondemn etmesi, kınamasını kınayıp kınamayacağını herkes soruyor. Ama orada işte işin içine diplomasi, işin içine diplomatik dili daha doğrusu sokuyor. Hem Beyaz Saray hem Dışişleri Bakanlığı. Ve diyor ki biz evet insanların hayatlarını kaybetmesinden dolayı üzüntülüyüz. Bunun olmamasını istiyoruz. Şiddet dursun. Fakat İsrail herhangi bir şekilde kınama hiçbir şekilde olmadı. Bunun da altını çizmek gerekiyor. Bu yönüyle hani diyelim ki bu saldırılar durdu, belki biz 15-20 gün bir ay sonra farklı şeyleri konuşmaya başladığımızda dönüp geriye baktığımızda bence Biden yönetimi için çok önemli bir utanç kaynağı olacak buradaki bu tavrı. Yani Biden yönetimi şunu diyemez miydi yani? Evet kardeşim, İsrail'in kendini savunma hakkı vardır. Biz Hamas'ın attığı füzeleri kınıyoruz. İsrail'in bütün şeyde hani savunma hakkıyla arkasındayız. Ama işte şuradaki saldırıda mesela çocuklar da ölmüştür. Biz bunu kınıyoruz. Çocukların ölmesini, İsrail'in bir şekilde istemeden bile olsa çocukları öldürüyor olmasını, sivilleri bir şekilde öldürüyor olmasını kınıyoruz diye bir cümle kullanamamış olması bence gerçekten de tarihi bir leke olarak kalacaktır diye düşünüyorum. Demokratlara gelince İslam abi hızlıca toparlayayım. Şimdi tabii hani daha önce de belki ABD yönetimleri içerisinde, daha doğrusu yönetimle kongre içerisinde olmuş olabilir tartışmalar, ama herhalde Filistin-İsrail konusunda şu anki kadar bir ayrışma daha önce pek yaşanmamıştır diye düşünüyorum. Burada Demokrat Parti içerisindeki progresif kanat, başını hani Bernie Sanders'ın çektiği, Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, İlhan Ömer gibi, Mark Pocan gibi isimlerin olduğu 10-15 demokrat vekil, hatta aslında 20 ve belki üstünde diyebiliriz bu kişilere. Bu kişiler, bu vekiller, tabii senatodaki işte Bernie Sanders gibi isimler şunu söylüyorlar. ABD koşulsuz bir şekilde İsrail'e destek veriyor. Şu anda orada yaşananlar kabul edilemez. Dolayısıyla ABD bir, İsrail'e verdiği bu desteği gözden geçirsin. Hatta Rashida Tlaib diyor ki İsrail ABD'ye verdiği, ABD İsrail'e verdiği desteği koşula bağlasın. Mesela desin ki bu benim sana verdiğim silahlar, eğer ki işte orada sivillerin ölümünde kullanılıyorsa ben bu silahları bir daha vermeyeceğim desin diye. Yani oradaki askeri yardımını tamamen koşulsuz değil, belli ya da bu yönde İsrail yönetimini uyarsın şeklinde çıkışları var. İkincisi de tabii ki İsrail'e çok net bir şekilde, sert bir şekilde tepki gösteriyorlar. Bu da yani demokratların kendi içerisindeki bazı isimlerin yine demokrat başkana, demokrat Beyaz Saray'a bu yönde tepki gösteriyor olması da son derece önemli. Bizim de her gün yakından takip ettiğimiz bir başlık şu anda. Evet, New York'ta da ilginç gelişmeler oldu. Ben de hani o demokratlar kongredeki o ayrışma bağlamında buradan kısaca anlatayım. New York'ta biliyorsun Kasım ayında belediye başkanlığı seçimleri olacak. Şu an aday adayları var. Demokratlar için de özellikle öne çıkan Eric Adams, eski polis. Bir de Andrew Young var. Andrew Young biliyorsun 2020 başkanlık seçimlerinin aday adayıydı. İlginç bir gelişme oldu bu İsrail-Filistin hususunda. Andrew Young İsrail'e destek verdi. Açıktan Twitter'da, ama bunun üzerine çok tepki gördü. Özellikle kendi seçmen tabanından, genç kesimden. Daha sonra geri adım attı. Bir anlamda özür diledi. Bu tepkilere hak verdiğini itiraf etti. Eric Adams da yine Müslüman toplumu tarafından desteklenen biriydi. İyi ilişkiler içinde olan biriydi. Ama geçtiğimiz günlerde, bir iki gün önce Müslüman toplum Eric Adams'ın İsrail'e karşı olan tutumundan, yetersiz tutumundan dolayı desteğini çektiğini açıkladı. Yani aslında şunu görüyoruz. Kongrede o bahsettiğin demokratlar farklı bir ses olmaya çalışırken Amerikan toplumu içinde de belki bu Müslüman toplumunun Trump'la birlikte
siyasette biraz daha görünür olması, aktif olmasının getirdiği bir dalgalanma olduğunu söyleyebiliriz. Ama overall genel olarak bakıldığında bu en azından bu saldırılarda herhangi bir sonuca gider mi? Tabii bu ayrı bir tartışma konusu. Şunu söyleyeyim Hakan, yani Biden yönetimi dediğin gibi iç siyasette belki Müslümanlara mavi boncuk dağıttı, işte bu Trump'ın getirdiği Müslümanlara yönelik seyahat yasaklarını falan kaldırdı. Ama dış politikada özellikle İsrail bağlamında kendini ne kadar ispatlayacak, ispatlayabilecek mi, bunu zaman gösterecek. Muhtemelen İsrail'in Amerika politikası içindeki etkisi yine tartışılmaya devam edecek bu bağlamda. Bundan sonra beklenen bir şey var mı? Yani o ivmeye bakarsak, Washington'da ilk günden bugüne kadar gelinen ivme bakımından, tepki bakımından, çünkü bugün de Biden açıklama yapmış, biraz daha olayın insani boyutuna değinmiş, işte Filistinlilerin kayıplarının üzüldüğüne dair filan. Böyle bir ivme hissediyor musun Hakan? Nedir o anlamda gidişat? ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın dün bir açıklaması vardı. Orayla ilgili işte Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, yani Filistin İsrail işlerinden sorumlu Müsteşar Yardımcısını bölgeye gönderdiklerini açıklamıştı. Bugün hatta kısa süre önce geçtiğimiz bir haberde o kişinin şu anda bölgede temaslarda bulunduğu belirtiliyor. Yine Blinken hem Netanyahu ile görüştü, Biden de Netanyahu ile görüştü. Blinken aynı zamanda Mahmut Abbas ile de görüştü. ABD yönetimi burada hani İsrail'i karşısına almadan, İsrail'in eylemlerini hiçbir şekilde kınamadan ama bir yandan da bu şiddeti nasıl durdurabiliriz noktasında diplomatik girişimlerde bulunuyor. Fakat tabii ki bunun sahadaki durumu ne kadar etkilediğini görüyoruz. Yani sahada İsrail'in herhangi bir eylemini etkilemiş değil. Zaten aslında demokratların temeldeki biraz hani argümanı da bu. Diyorlar ki yani sizin Washington'dan işte orada akan kan dursun, işte masum siviller ölmesin diye çağrı yapmanızın hiçbir anlamı yok. Çünkü burada fail olan İsrail'e yönelik herhangi bir şey söylemiyorsunuz ya da herhangi bir ne diyelim hani havuç göstermiyorsunuz, sopa göstermiyorsunuz. Dolayısıyla hani şu ana kadar Biden yönetimi diplomatik bir takım adımlarla veya bazı açıklamalarla ve telefon görüşmeleriyle orada diplomatik bir ne diyelim hani süreç oluşturmaya ve bunu durdurmaya yönelik adımlar atmaya çalışıyor. Ama şu ana kadar gördüğümüz bunun sahada Filistin'de İsrail'de herhangi bir karşılığı yok. Çünkü orada bu işi yürüten Netanyahu yönetimi için ABD şu anda son derece %100 neredeyse bir destekçi konumunda. O bakımdan hani Washington'da ne olduğunun değil de sanki Tel Aviv'deki hükümetin bu konuda ne yapacağı, nereye kadar gitmek istediğiyle ilişkili bir durum gibi. Bir cümlede şunu eklemek isterim İstemel abi, az önce unuttum söylemeyi. Şimdi biz Biden yönetimi geldi, Trump'a kıyasla işte Amerikalı Müslümanlar daha memnun ve genel anlamda hani Trump kadar hani İslamofobik bir yönetim olmayacak vesaire diye bunları şey yapıyoruz ama şunu unutmamak lazım. Trump döneminde İsrail'le ilgili atılmış olan adımların, somut adımların hiçbirisini geri almadı Biden yönetimi. Yani evet Filistin yönetimine kesilmiş olan birkaç yüz milyon dolar yardımı serbest bıraktı. Ama hani bu aslında hani zaten BM tarafından ayrılmış olan ya da ABD Kongresi tarafından ayrılmış olan bütçede adı konmuş olan fonları Trump yönetimi askıya almıştı. Biden sadece tamam dedi. Ben zaten bu bütçede yeri var, bunları veriyorum dedi. Bunu yani çok da büyük bir şey gibi görmemek lazım. Ama işte Kudüs'ün başkenti olarak tanınması, Golan Tepeleri ile ilgili Trump yönetiminin kararı ve işte Büyükelçinin oraya taşınması, Kudüs'e taşınması, Tel Aviv'den bunlar çok bold adımlar. Çok hani gerçekten hani kalın adımlar. Bunların hepsini Biden yönetimi sürdürüyor. Bir de Trump döneminde alınmış olan bu işte İsrail'in diğer ülkelerle normalleşme anlaşmaları, adımları diyelim. Bunların hepsini hatta bunların çok pozitif ve olumlu adımlar olduğunu Biden yönetimi söyledi. Her fırsatta söylüyorlar. Ama mesela biz bu son krizde şunu gördük aslında İslam abi, şahsi fikrim. Bu anlaşmalar hani İsrail üzerinde bu ülkelerin bir leverage'a sahip olmasını değil, tam tersine aslında bu ülkelerin sessiz kalmasına neden olan birazcık, onların elini kolunu bağlayan bir
süreç oldu diye açıkçası düşünüyorum. O yüzden hani Biden yönetimi zaten Trump döneminde atılmış olan ve herkesin bir şekilde eleştirdiği İsrail ile ilgili, Filistin ile ilgili adımların zaten %90'ını aslında takip ediyor. Üstüne şu anki krizde de bence çok kötü bir sınav veriyor. Evet, o son söylediğin gerçekten çok güzel bir tespitti. Bu sözde 100 yılın anlaşması denilen o Orta Doğu barışı, İsrail ile diğer Arap ülkelerinin aslında yaptığı bir uzlaşma değil, İsrail'in o ülkeleri kendi tarafına çekmesiyle alakalı bir şeydi. Senin dediğin gibi kendi tarafına çekti ve sözde Filistin üzerine anlaşma yapılıyordu ama Filistin anlaşmada yoktu. Böyle bir garip durum ortaya çıktı. O konuda hemen bir de şunu sorayım, sonra diğer konulara geçelim. Evet, Kongre'de, Washington'da durum böyle. Sokaktaki durumu nasıl görüyorsun? Yani New York'ta, Washington'da protestolar oldu. Özellikle sen de bazılarını takip ettin. Şu bağlantı önemli. Amerika'da protestolar her zaman oluyor. Özellikle bu BLM dediğimiz siyahi ırkçılığa, polisin ırkçılığına karşı, siyahlara karşı. Biraz sanki bu Filistinlilerle bu siyahi ırkçılık arasında bazı açıklamalarda insani olarak bağlantı kurulmaya çalışıldı. Ama sokağa baktığımız zaman Amerikan halkında bu siyahilere yönelik destek kadar Filistinlilere olmadığını görüyoruz. Bunu sen de şahit oldun. Bu konuda ne düşünüyorsun? Evet, açıkçası yani henüz sokakta böyle Amerikalıların genel olarak bu konuda hassasiyet gösterip sokağa indi veya destek verdiğini çok fazla söyleyemeyiz. Fakat şunu söyleyebiliriz, işte hafta içi hangi gündü? Galiba çarşamba günüydü. O ilk büyük gösterinin yapıldığı, yani ABD Dışişleri Bakanlığı önünde yüzlerce kişinin toplandığı, sonra bunun binlerce kişiye ulaştığı ve bir yürüyüş yaparak Beyaz Saray'ın önüne gelindiği ve orada büyük bir protesto yapıldığı gün şunu gözlemledim. Sahada bir tabii ki Filistinler var, yani Amerikalı Filistinler var. Epey de kalabalıklar. Onun dışında Ortodoks Yahudi gruplar var. Zaten fotoğraflara bakınca veya görüntülere bakınca onları görebiliyoruz. Antisiyonist gruplar, evet. Antisiyonist gruplar ki onlar zaten hani İsrail'in bu tür işgalci eylemlerine ya da sivilleri hedef alan tüm saldırılarına karşı çıkıyorlar. O gün mesela sahada biz onları da gözlemledik. Bir de mesela o siyahların hayatı değerlidir eylemlerinde, Black Lives Matter eylemlerinde gördüğümüz sınırlı sayıda da olsa yine Amerikalılar vardı, siyahlar vardı. Onların da destek, yani kısmen de olsa destek verdiğini gözlemledik. Türkler vardı, işte Suriyeliler vardı, farklı Araplar da vardı. Mesela yarın Washington Monument'ta yine aslında Amerika'nın pek çok kentinde büyük gösteriler olacak ama herhalde en büyükleri burada ve New York'ta olur diye tahmin ediyorum. Muhtemelen tabii Chicago gibi yerde de, bazı büyük kentlerde de büyük gösteriler olur. Yani tabii hafta sonu olması hasebiyle ben yarınki gösterilerin aslında burada bir sokakta da bir enerji artışına neden olacağını düşünüyorum. Mesela o günkü eyleme Rashida Tlaib ve şu an adını hatırlamadığım bir demokrat vekil daha gelmişti. Yarın da muhtemelen belki daha da fazla kişi gelecektir. Biraz hani Amerikan medyası bu işin üstünü örtmeye, bu işi görmemeye devam ettikçe ve bu isimlerde fırsat buldukça televizyon ekranlarında veya kongrede hani birazcık insan hakları ile ilgili hassasiyeti olan veya bölgeyi birazcık takip eden herkesin ben yarın mesela sokağa çıkacağını düşünüyorum. Çünkü gerçekten de bölgede inanılmaz dengesiz bir, yani orantısız bir güç kullanımı var. Ve bunu herkes görüyor. O bakımdan hani yarın aslında bu soruna cevaben İslam abi, hani yarın, yani bu hafta sonu daha doğrusu ülke genelinde yapılacak olan gösterilerde birazcık daha yüksek bir enerji göreceğimizi ve daha net düşünüyorum. En azından öyle bekliyorum. Evet, biz de o gösterileri takip edeceğiz. Şimdi buradan hemen cumhuriyetçilere geçelim. Cumhuriyetçilerin Filistin, bu son olaylara olan tepkisini konuşalım ve ondan sonra kendi işlerindeki depremi konuşalım. Kendi işlerindeki hala o ayrışmayı konuşalım. Cumhuriyetçilerden bir ses çıktı mı bu Filistin'e yönelik şu ana kadar? Gözlemleyebildiğimiz kadarıyla çıkmadı. Orada net bir hani İsrail'in kendini savunma hakkı olduğuna ilişkin ve İsrail'e destek verildiğine ilişkin açıklamalar dışında İsrail eleştiren ya da ABD yönetimini eleştiren herhangi bir çatlak ses, açıkçası tırnak içerisinde çatlak ses
açısı duymadık. O yönüyle cumhuriyetçiler hani Trump döneminde nasıl takip ediyorsak şu anda o şekilde devam ediyorlar gibi. Tabii demokrat... Cumhuriyetçiler tabii yani bu çatlak ses deyince buradan hemen diğer konuya geçelim. Cumhuriyetçiler de kendi içinde daha önceki haftalarda konuştuğumuz gibi bir kimlik arayışı var. Belki artık söyleyeceklerini söylemeden önce düşünme diyoruz. Çünkü Liz Cheney olayı var. Sen olayı yakından takip ettin. Trump'a karşı konuşmuştu. Bu hafta kongredeki görevinden alındı. Yani böyle bir cumhuriyetçiler içinde durum da var. Hemen oraya geçelim. Ne oluyor cumhuriyetçiler içinde? Şimdi İslam abi, önceki haftalarda da kısaca konuşmuştuk. Cumhuriyetçi Parti'de gerçekten de Trump'ın hani Trumpizm dediğimiz ciddi bir hani Trump etrafında seçmenlerin böyle odaklandığı bir eğilim ortaya çıkmıştı. Hani bunu kimisi cumhuriyetçilerin daha sağ kayması olarak da nitelendirdi, kimisi farklı şekilde nitelendirdi. Fakat şunu biz gördük. Seçimlerden sonra Trump şu anda başkan değil, fakat Trump'ın parti üzerindeki etkisi halen güçlü bir şekilde devam ediyor. Üstüne üstlük 2022'de önümüzdeki yıl kongre ara seçimleri var. Ve burada özellikle Cumhuriyetçiler Temsilciler Meclisi'ni geri alabileceklerini ümit ediyorlar. Ve bunun için de tabii ki parti içerisinde yoğun bir çalışma var. Özellikle Trump'ın aday göstereceği, daha doğrusu Trump'ın desteğini açıklayacağı adayların 2022 kongre ara seçimlerinde öne çıkması, bu kişinin aday olması bekleniyor. Çünkü Trump'ın halen cumhuriyetçi seçmen nezdinde %80 ve hatta üstünde bir desteği olduğu anlaşılıyor, gözüküyor. Şimdi meselenin arka planını bu şekilde koyduktan sonra şunu söyleyelim. Liz Cheney, Cumhuriyetçi Parti'nin Temsilciler Meclisi'ndeki 3 numaralı ismi. Orada Kevin McCarthy 2 numaralı ismi, yani bir anlamda parti grup başkanlığı vekili diyelim. Parti grup başkanı Steve Scalise, 3 numaralı ismi Liz Cheney'di. Liz Cheney tabii eski başkan yardımcısı Dick Cheney'nin kızı ve bu yönüyle hani önemli bir isim. Cumhuriyetçiler tarafından aslında tanınan bir isim ve medyanın da ilgi gösterdiği bir isim. Şimdi Trump'ın seçimlerde hile var, bu seçimler çalındı şeklindeki söylemine ilk günden itibaren karşı çıkan bir isim Liz Cheney. O dönem hatırlayalım, özellikle 6 Ocak Kongre baskınından sonra aslında Cumhuriyetçi Parti içerisinde hem Temsilciler Meclisi kanadında hem Senato'da Trump'a karşı bir takım ne diyelim eleştiriler ortaya çıkmıştı. Fakat bunlar zaman içerisinde sönümlendi. Fakat Liz Cheney ne zaman bu konu gündeme gelse Trump'ın haksız olduğunu hep dile getiren ve Trump'ı eleştiren bir isim oldu. Bu artık aslında ne diyelim, hani seçimlerle ilgili süreç yaklaştıkça parti içerisinde bu Liz Cheney tartışması büyüdü büyüdü. En sonunda şu noktaya geldi. Bir iki hafta önce Liz Cheney yine benzer bir beyanat verince parti yöneticileri dediler ki ya bu yeter artık, biz Liz Cheney'nin görevinden alınmasını tartışacağız. Geçen hafta bunun tartışmasını yaptılar ve Liz, yani birkaç gün önce aslında geçen hafta değil, geçen hafta bunun tartışması yapıldı fakat Liz Cheney görevinden birkaç gün önceki oylamayla alındı. Şu anda Liz Cheney sadece düz bir cumhuriyetçi vekil. Artık Temsilciler Meclisi'ndeki cumhuriyetçilerin 3 numaralı ismi değil. Peki onun yerine kim geldi diye baktığınız zaman Elise Stefanik geldi. Stefanik çok sıkı bir Trump destekçisi başından beri ve özellikle Trump'ın en son Senato'daki azil yargılama sürecinde, onun öncesinde Demokrat öncesinde Temsilciler Meclisi'ndeki oylama sürecinde de çok etkin rol oynayan iyi bir hatip, ekranlarda sık sık görülen bir isim. Hani cumhuriyetçilerin son dönemdeki parlayan yıldızlarından bir tanesi. Bu süreçte Trump'ın ve diğer bazı cumhuriyetçilerin de desteğini aldı ve bugün sabah itibariyle yapılan oylamada artık Cumhuriyetçi Parti'nin Temsilciler Meclisi'ndeki 3 numaralı ismi Trump'ın yakın isimlerden Elise Stefanik. Toparlamak gerekirse bu durum aslında çok basit ve net bir şekilde şunu gösteriyor. Trump'ın halen Cumhuriyetçi Parti üzerinde önemli bir etkinliği var. Buna ister Trumpizm deyin, ister başka bir şey deyin, önemli değil. Ama Trump'ın önemli bir etkinliği var. 2022 kongre ara seçimlerine giderken Cumhuriyetçi Parti büyük oranda Trump'ın işaret ettiği isimler etrafında kurulacak. Ve tabii ki daha çok var ama kuvvetle muhtemel, eğer mevcut durum devam ederse Trump da muhtemelen işte 2024'ten bir yıl önce 2023'te filan başkan adaylığını açıklayıp ortaya koyup sonrasında yarışa girer diye tahmin ediliyor. Şu anki tablo bu şekilde İslam abi. Evet.
Bu da biraz Biden'ın şansı diyelim. Biden göreve geldi. Karşısında böyle çok kuvvetli tek vücut olmuş bir muhalefet en azından şimdiye kadar olmadı. Daha çok işte Trumpizmle ve klasik cumhuriyetçi anlayış arasındaki çekişmenin olduğu bir parti görünümü oldu. Biz bunu işte Liz Cheney olayında da gördük ama Trump partide bir anlamda şu an gücünü, etkisini konsolide etmiş gibi görünüyor en azından 2022 seçimlerine doğru diyelim. Eğer çok farklı gelişmeler olmazsa önümüzdeki günlerde, haftalarda, aylarda. Hakan buradan diğer bir konuya geçelim. Bu hafta ilginç bir olay da yaşandı Amerika'da. Benzin sıkıntısı, yani petrol sıkıntısı yaşandı. Özellikle Doğu ve Güneydoğu eyaletlerinde işte Texas'tan Houston'dan New York'a petrol aktaran boru hattının hacklendiği, siber atak karşısında işlevsiz hale geldiği haberleri yansıdı. Olay çözüldü gibi ama petrol kuyrukları oluştu. İstasyonlarda arabalar uzun kuyruklar oluşturdu. Nedir bu olay? Yani artık bu siber saldırılar benzin istasyonlarına kadar indi mi diyeceğiz? Aslında gerçekten de ilginç bir süreç oldu. Çünkü hani genelde Amerika'da işte araba ucuz, benzin ucuz diye düşünüyorlar. Gene tabii ki öyle ama hani benzin bu kadar ucuz ve hani sıradan bir şey olan benzin bir anda böyle işte Virginia, Florida gibi bazı eyaletlerde bir anda bitiverdi. Ve hani işte insanlar tabii ki o panik şeylerle bir anda benzin istasyonlarına yüklenince gerçekten ciddi bir sıkıntı ortaya çıktı. Şimdi mevzu şöyle gözüküyor İslam abi. Colonial Pipeline dediğimiz yani ismi bu olan bir büyük bir petrol boru hattı Texas'tan başlıyor. New York'a kadar aslında oradaki bütün eyaletlere aslında akaryakıt taşıyor. Hani adı petrol boru hattı ama özelliği aslında akaryakıt taşıyor olması. Ve tabii ki yani bilgisayar sistemleri üzerine kurulu. Muhtemelen Doğu Avrupa veya Rusya kaynaklı olduğu iddia edilen bir Dark Side denilen bir ne diyelim organizasyon bir hacker grubu onların hacklemesiyle 5-6 gün önce bir anda bu boru hattı çalışmaz hale geldi. Tabii ki bir anda böyle akaryakıt kesilince eyaletler bunu hazırlıksız yakalanınca 1-2 gün içerisinde özellikle Florida gibi büyük eyaletlerde ciddi sıkıntı ortaya çıktı. Hatta Florida valisi bundan dolayı acil durum dahi ilan etti. Tabii Biden yönetimi işe el attı, hemen araştırıyoruz, bunu çözeceğiz vesaire dediler. Nihayetinde dün itibariyle çözüldü. Şimdi Amerikan medyasına baktığınız zaman özellikle Wall Street Journal'da Bloomberg dediğin anlıyorsam bir haber vardı. 5 milyon dolar fidye öden belirtiyor. Anladığımız kadarıyla kimse de çıkıp bunu yalanlamadı. Bir şekilde hackerlara bu sistemi tekrar düzeltebilecek kodları almak için 5 milyon dolar ödenmiş. Ama tabii burada Digital currency filan şeyle ödenmiş, kripto parayla filan ödenmiş diyorlardı. burada tabii şöyle bir soru da ortaya çıkıyor. Bunu da Amerikalılar soruyorlar. Bugün hadi bu parayı ödediniz, şey yaptınız ama Amerika'da bunun gibi pek çok hani teknolojik olarak hacklenebilir pek çok yer var. Yani yarın bir gün yine Colonial Pipeline veya başka bir yer hacklendiği zaman ne yapacağız vesaire de bunun aslında ulusal bir güvenlik meselesi olduğunu da iddia yani vurguluyorlar ki bence de Amerika'nın bundan sonra bu şey yapması, eğilmesi gerekiyor. Şu an itibariyle benzin sıkıntısı biraz toparlamış yani normale dönüyor gibi. Herhalde 1-2 gün içerisinde tamamen bu sıkıntı ortadan kalkacak ama böyle 1-2 gün içerisinde benzin fiyatları arttı. İşte istasyonlarda benzin yok falan enteresan bir tablo ortaya çıktı gerçekten. Ama şunu netleştirelim. Bu Biden yönetiminin Rusya'ya getirdiği yaptırımlar vardı işte bu siber saldırılar bağlamında. Bu olay biraz ondan şu an için en azından ayrı tutuluyor değil mi? Yani bir bağlantı şu an için yok görünüyor. Evet ilginç. Bu siber saldırılar Covid zamanında da biliyorsun bazı hastanelere saldırı olmuştu. Onlara da ransom fidye ödendiği yönünde haberler çıkmıştı. Dünya bu tarafa doğru gidiyor gibi gerçekten bir güvenlik açığı oluşuyor, sorunu oluyor. Hakan bu haftalık programı burada bitirelim diyelim. Çünkü yönetmenimiz süremizi doldurduk. Ben tekrar buradan seyircilerimize iyi bayramlar diliyorum. Güzel bayramlar diliyorum. Sağlık, afiyet diliyorum. Haftaya görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın.